Şimdi kutuların içinde yazan sayılar bağlantılı oldukları çemberlerin içinde yazan sayıların aritmetik ortalamasıymış. Yani şu demek, A artı B bölü 2 11 olacak. A artı B bölü 2 eşittir 11. Buradan A artı B eşittir 22 diyebiliriz. İçler dışlar çarpımı yapınca. A artı C bölü 2 8. A artı C bölü 2 eşittir 8. Buradan da A artı C eşittir 2 kere 8'den 16. Sonra B artı C bölü 2 eşittir 9. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak B artı C eşittir 2 kere 9'dan 18. Şimdi bizim aradığımız şey şu. X yani A, B, C'nin aritmetik ortalaması. Toplamlarının üçte bir. Bize A artı B artı C lazım. Şuraya bakarsak iki tane A, iki tane B, iki tane de C var. Yani şunu yapabiliriz. Biz bunları taraf tarafa toplarsak şöyle iki tane A, 2A artı 2 tane B artı 2 tane C eşittir. Şunları topluyorum. 40, 16 da burada 56. Eşittir 56 olacak. Her iki tarafı 2'ye bölersek A artı B artı C 56'yı 2'ye bölünce bu da 28 yapar. Şuna tekrar bakalım. 20, 40. Şunu yanlış yazdım. 66 olacak. Şurası. Şimdi 18 ile 22'yi topluyorum. 40. Bu ikisinin toplamı 40 yapıyor. 16, 56. Yanlış yapmamışız. 56. Şimdi ikişer tanesi 56 ise 2'ye bölüyorum. 28 olacak. Bizim aradığımız şey yani x değeri A artı B artı C bölü 3 olacak. Yani 28 bölü 3 olur. Aradığımız değer.